Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhetnâ bis-sâlihîn. Amin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tevbe suresinin 40. ayeti kerimesini tefsir ediyorduk. Ve ayetin şu kısmına gelmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Feenzelallahu sekinetehu aleyhi. Ey, enzelallahu sükune. Allah Teala sükuneti indirdi. Ve tumaniyinete ala rasulihi. Peygamberinin üzerine sükuneti, huzuru indirdi. Ve eyyedehu bi cunudin ve onu ordularla teyit etti, onu destekledi. Lem terauha, sizin görmediğiniz ordularla onu destekledi. Yani ey gavvahu, onu kuvvetlendirdi. Bi cunudin, ordularla min indihi, minel melaiketi, kendi katından melekler göndermek suretiyle ordularla onu kuvvetlendirdi. Yahvesunehu fil gari, o gönderdiği melek orduları mağarada onu koruyorlardı, muhafaza ediyorlardı. Lem terauha entüm, siz o orduyu görmediniz. Ve ceale kelimetellezine keferus sufla, evet, inkar edenlerin sözünü alçak kıldı, düşük kıldı. Ey ceale kelimete şirki safileten, deniyeten, hagireten, şirk ehlinin sözünü hakir, değersiz ve düşük kıldı. Ezelle biha eşşirk vel müşrikine. Dolayısıyla Allah Teala şirki ve müşrikleri zelil kıldı. Ve kelimetullahi yel ulya, Allah'ın kelimesi ise yücedir. Bu ayeti kerimede kelimetullah'tan kasıt ey ve kelimetü tevhid, tevhid kelimesi, tevhid sözü, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözü, hiyel galibetü zahiratü, galip olan ve zahir olan, üstün olan bu sözdür. E azzallahu biha el müslimine, bu sözle Allah Teala kelime-i tevhidle Müslümanları Allah Teala aziz kılmıştır, yüce kılmıştır. Ve ezelle şirke vel müşrikine, şirki ve müşrikleri de zelil kılmıştır. Vallahu azizun hakim, şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir, izzet sahibidir ve yaptığı her işi hikmetle yapar. Ey kahirun galibun la yulebu, Allah Teala kahredicidir ve galiptir. Allah'a hiçbir kimse, hiçbir şey galip gelemez. La yef'alu illa ma fihi'l hikmetu vel maslahatu. Allah Teala yaptığı her şeyi bir hikmet ve bir maslahat gereğince yapar. Yani hikmetsiz ve maslahatsız hiçbir iş yapmaz. İnfiru hıfafen ve sigalen. Ey yani uhrucu lil gıtali ya maşara müminine, ey müminler topluluğu, savaşa çıkınız. Şeyben ve şebaben, yaşlılar ve gençler olarak savaşa çıkınız. Muşaten ve rukbanen, yürüyerek ve binek üzerinde savaşa çıkınız. Fi cemi'i zurufi vel ahvali, her şart ve her halde savaşa çıkınız. Fil yusri vel usri, evet, kolaylıkla ve zorluk halinde savaşa çıkınız. Vel munşit vel mikrah,
Evet, gerek dinç olarak gerek yorgun olarak savaşa çıkınız. Ve cahidu bi envalikum ve enfusikum fi sebilillah. Evet, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat ediniz. Ey cahidu bil envali vel enfusi, nefislerinizle, canlarınızla ve mallarınızla cihat ediniz. Li'ilâ-i kelimetillahi, Allah'ın kelimesini yüceltmek için, kelime-i tevhidi yüceltmek için mallarınızla, canlarınızla cihat ediniz. Velikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Şayet bilirseniz bu sizin için elbette daha hayırlıdır. Ey hâden nefiru vel cihadu, işte bu çıkış ve bu cihat hayrun minettesâgulî ilel ardı, evet, yere bağlanıp çakılıp kalmaktan daha hayırlıdır. Vel hulud ileyha ve rıda bil galil min meta'id dünya, min meta'i hayati dünya, dünya hayatının az olan meta'ına razı olmaktan daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemune dalike, şayet eğer bunu biliyorsanız elbette Allah yolunda cihat etmek dünya malından, mülkünden, metaından elbette daha hayırlıdır. Gale fil bahri, El Bahrul Muhit adlı tefsirinde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Vel hayriyetü, hayırlı olması, fi dünya bi galebetil aduvi, evet, dünyada hayırlı olma düşmana galip gelmekle olur. Ve verasetül ardı, yeryüzünün mirasçısı olmakla daha hayırlı olunur. Ve fil ahireti, ahiretteki hayır ise bir sevabil azimi, büyük sevapla olur. Ve rıdvanillahi, ve Allah'ın rızasıyla olur. Sümme zekere Teala, daha sonra Allah Teala zikretmiştir. Ahvalel mütehallifine, savaştan geri duranların halini Allah Teala zikretmiştir. Ellezine tehallefu an gazveti Tebuk. Tebuk gazvesinden geri duran, Tebuk gazvesine katılmayanların durumunu açıklamıştır. Ve mevkifel musabbitine el münafikine minhum. Evet, savaştan geri kalmış olan veya savaştan geri bırakılmış olan münafıkların durumunu Allah Teala açıklamış ve şöyle buyurmuştur. Fekale levkâne aradan gariben, şayet yakın bir dünya metaı olsaydı, ey levkâne ma du'u ileyhi, davet edildikleri, çağrıldıkları şey, unemen gariben, yakın bir ganimet olmuş olsaydı, sehlel menal, elde edilmesi kolay olan dünya ganimeti malı olsaydı, ve seferen kasıdan, ey ve seferen vasaten, çok yakın bir yolculuk olsaydı, neyse bir ba'idin, uzak olmayan, yakın olan bir yolculuk olmuş olsaydı, lettebeuke, o zaman ey Resulüm sana tabi olurlardı, senin arkandan gelirlerdi. Ey yani leharacu ma'ake, seninle birlikte savaşa çıkarlardı. La diveçillahi, Allah'ın rızasını umdukları, bekledikleri için değil. Bel bilakis tam an fil ganimeti, ganimeti istedikleri ve ganimete tamahkarlık yaptıkları için seninle birlikte çıkarlardı. Velakin ba'udet aleyhimu şukkatu. Ey velakin ba'udet aleyhimu tarigu vel mesafetu şakkatu. Fakat yol ve o meşakkatli yolculuk, sefer onlar için çok uzak oldu, uzak geldi. Velidâli ki, işte bundan dolayı, bu sebepten i'tezerû anil kurûci limâ fî gulûbihim minen nifak, kalplerindeki nifak sebebiyle seninle birlikte savaşa çıkmaktan özür beyan ettiler ve seninle birlikte çıkmak istemediler. Ve seyahlifune billahi, onlar Allah'ın adını anarak yemin edecekler. Levestetana leharacna makum, şayet biz bütçetirebilseydik sizinle birlikte çıkardık
diyecekler. Ey ve seyahlifune lekum mu'tezirine, özür beyan ederek size yemin edecekler. Bi azarin kâzibetin, evet, yalan özürler beyanda bulunacaklar. Lev kadirna alel hurûci ma'akum lema teakharna, şayet sizinle birlikte çıkmaya güç yetirebilseydik, çıkma imkanımız olsaydı asla geri kalmazdık diyecekler. Ve lev kâne lena si'atun fil mali, malımızda bir genişlik olsaydı, bir bolluk olsaydı, ev kuvvetin fil ebdan, ve bedenlerimizde bir güç kuvvet olsaydı, le haracna lil cihadi ma'akum, sizinle birlikte cihat için çıkardık diyecekler. Gale Teala redden aleyhim, işte Allah Teala onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur. Ve tekziben lehum, onları yalanlayarak şöyle buyurmuştur. Yuhlikune enfusehum, ey yani onlar yuqiune enfusehum fil helaki, onlar kendi kendilerini helaka sevk ediyorlar, helaka düşürüyorlar. Bi imanihimil kazibeti, yalan olan imanlarıyla birlikte onlar kendilerini helaka sevk ediyorlar. Vallahu ya'lemu, Allah Teala çok iyi bilmektedir ki innehum lekazibun, onlar yalancıdırlar. Ey yani lekazibune fi davahum, onlar bu iddialarında yalancıdırlar. Haysu kanu mustati'ine lil huruci, zira onlar savaşa çıkmaya güç yetirebilme durumundaydılar. Velem yahrucu, fakat savaşa peygamberle birlikte çıkmadılar. Afallahu anke, Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum, sen onlara niçin izin verdin? Telattufun fi itabir rasuli sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberi kınamada, itap kelimesi değerli arkadaşlar, birçok manaya geliyor. Azar, sitem, ayıplama, kınama, ihtar, ikaz gibi manalara geliyor. Evet, telattufun fi itabir rasuli, peygambere sitemde bir efendim nükte vardır burada. Haysu gaddeme el affe alel itabi ikramen lehu aleyhisselam, peygambere ikram için Allah Teala ayet-i kerimede affı sitemden önce getirmiştir. Vel mana, ayetin manası o zaman şöyle olmaktadır. Samehakallahu ya Muhammed, ey Muhammed, Allah seni affetsin. Lime ezinte lihaula il munafikine fit tehallufi anil kuruci ma'ake bi mücerredil itidari, mücerret olarak özür dilemekle münafıklara seninle birlikte çıkmaktan geri durmaları için niçin izin verdin? Hatta yetebeyyene leke, sana açıkça beyan olancaya kadar izin vermemen gerekirdi. Ellezine sadaku ve talemel kâdibîn, evet, sadık olanlar ve yalancıları bilinceye kadar onlara izin vermemen gerekirdi. Ey hellâ terektehum hatta yazhara leke sâdiku minhum, onları bıraksaydın da onlardan sadık olanlar fi uzrihi minel kâdibin, münafık özüründe yalan olan ve münafık olanla sadık olan birbirinden ayırt edilinceye kadar bıraksaydın onları. Gale Mücahit, Mücahit şöyle demiştir. Nezelet fil münafıkine, bu ayet-i kerime münafıklar hakkında nazil olmuştur. Gale unasun minhum, onlardan bir kısım insanlar şöyle demişlerdir. İste'benu Rasulallah, Allah'ın elçisinden Rasulullah'tan izin isteyiniz. Fe in ezine lekum, şayet size izin verirse, fek'udu, oturunuz, savaşa gitmeyiniz. Ve inlem ye'ven lekum, şayet size izin vermezse, fek'udu, yine oturunuz, savaşa katılmayınız. Fakat kanu musirrina alel ku'udi anil gazvi, onlar yani münafıklar savaşa katılmamak üzere ısrarlıydılar.
ve in lem ye'zen lehum, eğer onlara izin verilmeseydi yine savaşa katılmama üzerine ısrarlıydılar. Ve lihâdâ ahbera teâlâ, işte bundan dolayı Allah Teala şu hususu haber vermiştir. Ennehu la yeste'dinuhu ehlül iman. İman ehli peygamberden savaşa katılmamak için izin istemezler. Tegale ve şöyle buyurmuştur. Şanı yüce olan Allah. La yeste'dinuke lezine yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler asla senden izin istemezler. Ey yani la ye'zenuke ya Muhammedu anil cihadi vel gazbi men yu'minu billahi vel yevmil ahiri. Ey Muhammed, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler savaş ve gazveye katılmamak için senden izin istemezler. En yücahidu bi envalihim ve enfüsihim, müminler, inananlar mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. Ey kerahiyetel cihad bilmali ve nefsi, münafıklar mallarıyla, canlarıyla cihat etmeyi istemedikleri için izin istemektedirler. لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا عَدَّ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِد۪ينَ الْاَبْرَارَ مِنَ الْاَجْرِ الْجَز۪يلِ. Elbette müminler Allah Teala'nın mücahitler için hazırlamış olduğu o büyük ecri sevabı bilmektedirler. فَكَيْفَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهُ. Dolayısıyla Allah'ın müminler için, mücahitler için hazırladığı ecri sevabı bildikleri için onlar nasıl olur da savaştan geri dururlar? كَيْفَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهُ. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ. Şüphesiz ki Allah takva sahibi olanları çok iyi bilmektedir. اَيْ عَل۪يمٌ بِهِمْ. Onları çok iyi bilmektedir şanı yüce olan Allah. لِأَنَّهُمْ مُخْلِسُونَ فِي الْا۪يمَانِ. İmanda onlar ihlaslıdırlar. Müttegûne lirrahman. Rahman'a karşı, Allah'ın emrine karşı saygılıdırlar. Müttakidirler. İnnemâ yeste'dinuke lezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri. Evet, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler senden izin isterler. Senden izin almak isterler. Ey innemâ yeste'dinuke ya Muhammedu el münafikûne. Ey Muhammed, münafıklar senden izin isterler. اَلَّذ۪ينَ لَمْ يَثْبُتْ الْا۪يمَانِ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Kalplerinde iman sabit olmamış olan münafıklar senden izin isterler. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri şüphe içerisindedir. فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Ve onlar şüphe içerisinde, tereddüt içerisinde bocalamaktadırlar. Ey شَكَّتْ قُلُوبُهُمْ ف۪ي اللّٰهِ ve sevabihi. Evet, onların kalpleri Allah ve Allah'ın vereceği sevap konusunda şüphe ve tereddüt içerisindedirler. Fehum yetereddedune hayara. Evet, hayret içerisinde, tereddüt içerisinde bulunmaktadırlar. La yedrune ma yesneune, ne yapacaklarını bilmemektedirler. Evet, böylece 45. ayet-i kerimenin sonuna kadar tefsiri yapmış olduk değerli arkadaşlar. Ayetlerdeki belagî nükteleri açıklayalım. El-Belâgatü başlığı altında. Birinci belagî nükte yuhillûnehu âmen ve yuharrimûnehu âmen. Bir yıl helal sayıyorlar, bir yılda haram sayıyorlar. Yani beyne yuhillûne, yuhillûne fiiliyle yuharrimûne fiili arasında tıbak sanatı vardır. Ve huve minel muhassenatil bedi'iyyeti, ve tıbak sanatı elbette bedi'i, belagî güzelliklerdendir. Saniyen, ikinci belagî nükte, mâ lekum izâ gîle lekum. Burada bir soru üslubu vardır. İstifhamun yuksadu bihi el inkâru ve tevbihu. Evet, bu sorudan onların durumunu inkar etme, kabul etmeme, reddetme ve onları azarlama, kınama kastedilmiştir. Salisen, üçüncü edebi güzellik ise اَرَضَيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ.
ahiret yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Fihi icazun bil hasf, hasf yoluyla bir icaz vardır bu ayette. Yani ey eradeytum binami binaimi dünya ve lezaiziha bedele naimil ahireti, ahiret nimetlerinin yerine dünya nimetleri ve lezzetlerine mi razı oldunuz anlamındadır. Rabian dördüncü olarak fema meta'ud dünya, hayat-ı dünya ezhara fi mefamil idmar. Evet, burada zamir getirilmesi gereken bir yerde zahir olan bir isim getirilmiştir. Liziyadeti takriri vel mübalağa, mübalağa ve takriri artırmak için böyle yapılmıştır. Fi beyane hakareti dünya, dünyanın ne kadar hakir olduğunu, değersiz olduğunu ifade etmek için öyle yapılmıştır. Ve denaetiha bin nisbeti lil ahire, ahirete nispetle dünyanın, dünya malının, mülkünün çok değersiz olduğunu ifade etmek için bu şekilde bir ifade tarzı kullanılmıştır. Hamisen beşinci olarak yu'azzibkum azaben, evet, beynehuma, yani yu'azzibkum fiili ile azaben kelimesi arasında beynehuma cinasül iştikak, cinasül iştikak sanatı vardır. Yani aynı kökten gelen bir fiil ve bir isim aynı ayette birlikte kullanılmış. Buna cinasül iştikak diyoruz. Sadisen altıncı olarak ve ceale kelimetellezine keferu sufla, kelimetellezine keferu istiara ani şirk, şirkten istiare olarak kullanılmıştır. İnkar edenlerin sözü ifadesi. Kema enne kelimetallahi, Allah'ın sözü ifadesi ise istiaratun an iman ve tevhid. Evet, tevhid ve imandan istiare olarak kullanılmıştır. Sabian yedinci olarak, yedinci edebi güzellik ise hıfafen ve sikalen, beynehuma bu iki kelime arasında tıbak sanatı vardır. Güzel bir uyum vardır. Saminen sekizinci olarak baudet aleyhimuş şukkatü, evet, İsteara eşşukka, şukka kelimesi istiare olarak kullanılmıştır. Niçin? Lil mesafeti taviletil baideti, uzak olan, uzun olan mesafe için bu kelime kullanılmıştır. Elleti tucibul meşakka alen nefs, insanın nefsine meşakkatı gerekli kılan uzun yolculuk, uzak yolculuk mesafe için bu kelime kullanılmıştır. Tasian dokuzuncu olarak afallahu anke, Allah seni affetsin bu ayet-i kerimede haberun, evet bu bir haberdir. Bikastı takdimil meserra alel medarra, evet zararın, zarardan önce sevinci takdim etmek maksadıyla bu şekilde böyle bir haber getirilmiştir. Yakad ahsene men gale, şöyle diyen ne kadar güzel söylemiştir. İnne min lutfillahi bi nebiyihi, şu Allah Teala'nın peygamberine bir lütfudur. En bede'ehu bil affi, önce affla başlamıştır Allah Teala. Gablel itabi, evet Allah Teala serzenişten önce afla ne yapmıştır? Başlamıştır. Afallahu anke şeklinde. Evet, böylece belagî nükteleri bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Faidetün, burada faydalı bir bilgi var. Rûye enne arabiyen gâle libni umara, rivayet edildiğine göre bir Arap Abdullah İbni Ömer'e şöyle demiş: ahbirni an kavlillahi teala, Allah Teala'nın şu ayeti hakkında bana haber verir misin diye sormuş. Vellezine yeknizûne zehebe ve fiddate, altın ve gümüşü biriktiren yığanlar, bu ayeti kerime kimin hakkındadır diye sorduğunda Galebni Umar'a Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir: men kenezeha, yani altını ve gümüşü kim biriktirirse, فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا,
ve onun zekatını vermezse feveylül lehu, ona yazıklar olsun şeklinde açıklamıştır. İnnemâ kâne hâzâ kable en tenzile zekâtu. Evet, bu zekatın inmesinden önce idi. Felemma unzilet, zekat nazil olduğu zaman cealehallahu tuhraten lil enval, zekatı malların temizlenmesi için kılmıştır. Ve ma ubali levkâne li misli uhudin zeheben üzekkihi. Şayet benim Uhud dağı büyüklüğünde altınım olsaydı mutlaka onun zekatını vermekten asla kaçınmazdım. Ve amelü fihi itaatillahi teala, ve onu Allah yolunda kullanırdım demiştir. Tenbihun, evet, burada bir tenbih var, dikkati çekme var. Delletil ayetü اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْسَنُ. Bu ayet-i kerime şunu göstermiştir, şu hususa delalet etmiştir. عَلَى عَظِيمِ فَضْلِ الصِّدِّيقِ, Ebu Bekir Sıddık'ın ne kadar faziletli bir sahabi olduğunu göstermektedir. Ve celil-i kadrihi, ve Allah katında ne kadar değerli olduğunu, yüce olduğunu göstermiştir. اِذْ جَعَلَهُ اللّٰهُ, zira Hazreti Ebu Bekir'i Allah Teala sahiber Rasulü fil dar, mağarada peygamberin arkadaşı kılmıştır. Ve rafikahu fil hicreti, hicrette peygamberin arkadaşı kılmıştır. Ve lihada galel ulema, işte bundan dolayı alimler şöyle demişlerdir. Men enkara suhbeti Ebi Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in sohbetini kim inkar ederse, fekat kefara, küfretmiş, inkar etmiş olur. لِأَنَّهُ redde كِتَابَ اللّٰهِ تَلَا, o zaman Allah'ın kitabını reddetmiş olur. Evet, latife, şöyle bir latife var, bir nükte var. An Hayyan ibn Zeyd gale, Hayyan ibn Zeyd şöyle demiştir. Neferna ma'a Safvan ibn Amr, Safvan ibn Amr'la birlikte savaşa çıktık. Feraytu şeyhan kebiran Heremen, ve savaşta yaşlı, yaşı ilerlemiş olan bir mücahidi gördüm. Kad sagata hacibahu ala ayneyhi, evet, kaşları gözlerinin üzerine düşmüştü. Min ehli Dimeşk, Dimeşk ehlinden bir Müslümandı, mücahitti. Ala rahileti, evet, bineğinin üstündeydi. Fîmen agâra, hücuma hazırlanmış olan mücahitlerden biri olarak bineğinin üstündeydi. Feakbeltu aleyhi fegultu, onun yanına yaklaştım ve dedim ki ya ammu lekad azerallahu ileyke, Allah Teala seni mazur gördü, ve şöyle buyurdu. Ferafa hacibeyhi, evet, ve kaşlarını kaldırdı. Fekale Yebne ahi, ey kardeşimin oğlu dedi. İstenferanallahu kıfafen ve sikalen, Allah Teala bizi genç ve yaşlı olarak savaşa, cihada davet etti, çağırdı. Ela innehu men yuhibbuhullahu yettebihi, Allah Teala kimi seviyorsa onu imtihan eder. Allah Teala sevdiği kulunu çeşitli vesilelerle imtihan eder. Sümme yu'iduhullahu, sonra Allah Teala onu iade eder. Fe yubbihi, onu bırakır dedi. Ve innema yepteliyallahu min ibadihi men şekera ve sabera ve zekera, Allah Teala şükreden, sabreden ve Allah'ı çok zikreden kulunu imtihan eder. Ve lem yabud illallah el azze ve celle, ancak Allah'a ibadet eden kulunu imtihan eder. Egulu, ben de diyorum ki rahimallahu tilkel enfüsel zekiyete, Allah Teala o mükemmel nefis sahibi olan o müminlere merhamet etsin. Onları rahmetiyle, onlara rahmetiyle muamele etsin. Elleti ba'at ervahaha fi merdatillah, onlar ruhlarını, canlarını Allah'a ne yapmışlardır, satmışlardır ve Allah'ın kelimesinin yücelmesi, Allah'ın dininin yücelmesi için
Allah yolunda Allah rızası için cihad etmişlerdir. Evet, böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Dersimizi şu duayla bitiriyoruz. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. Fatiha.